Arkadaşlar herkese merhaba. Serada Avokado Olur Mu serimiz devam ediyor. Yine sizin için bir başka seradayız şu anda. Örnekleriyle size göstereceğiz. Şu an ağacı da gösterilmezse. Merhaba Harun, yine bize Harun eşlik edecek. Merhaba. Harun Arslan. Şimdi Harun, biz seninle daha önce Pinkerton serasını gezdik. Evet. Serada Pinkerton'u gördük. Şimdi de bu yanındaki ağaç biraz fazla büyük gibi sanki geldi bana. Şimdi bu gördüğümüz ağaç has türü bir ağaç. Has. Has. Tabii bu abimiz buraya bunu Pinkerton diye ekmiş. Ama Pinkerton diye. Evet. Aldığı fidancı tarafından hası Pinkerton'da satılmış. Ben bir dakika onu bilmiyordum. Yani alırken arkadaşımız buraya satan fidancı kimse. Kimse evet bilmiyoruz. Pinkerton diye hası satmış. Hası satmış. İyi, ben çok iyi mi olmuş kötü mü bizim için örnek olmuş aslında. Bize evet. Örnek oldu. Başka örnek bir şey oldum, yok. Evet. Bu abimize zarar etti. Buraya zarar. Niye zarar? Ya işte kapladığı alanı görüyorsun abi. Daha 2 yaşındaki bir ağaç. 2 yaşındaki ağaç 3,5 metreliğine vurmuş. İşte bu 2 yaşında mı bu? Bu 2 yaşında olduğunu söylediler. 2 yaşında söylediler. Abi biz 2,5 diyelim. 2,5 diyelim. 2,5 arkadaşlar diyelim. Şu an dinlenin görüyorsunuz. Seranın içindeki 2,5 yaşındaki bir has ağacı. Şuradan 2 demişler de biz 2,5 dedik. Evet. Orman gibi olmuş maşallah. Evet. Buraya çok bu nasıl budasak nasıl olacak peki bu? Vallahi budasak da bunu pek durduramayacağımız bir tip görüntü. Evet. Çünkü hasın yani boğum araları evet, bağlanmış şurada. Mı? Evet. Şurada. Tele takılmış gibi. Evet, bak, gösterelim. Bir boğum direkt 1-1,5 metre olmuş. Has da fuarte gibidir aslında. Ama bu biraz daha dik. Fuarte mesela yatar. Hı hı. Has biraz daha böyle dikine gelişir. Nitekim bu ağaç formu kaçmış. Tabi budasak ne olurdu? Budadıkça yeni filizler çıkacaktı. Onu da bu taraftan gözlemleyebiliyorum. İstersen evet. Bu taraftan şöyle gösterebilirsin. Hı hı. Bak şimdi bu dal eğilmiş ya. Belli bir açıya geçmiş. Bak şuradan yeni filizler vermiş. Evet gördüm. Şimdi kessek buradan bu filiz de yukarı gidecek. Kessek yine yukarı gidecek. İşte bizim serada yapacağımız şey biraz daha yayvan gelişen. Elimizde olan türle. İmkanlar yani, dahilinde. İmkanlar. Yani elimizde dediğim gibi malum has olsaydı. İstediğimiz gibi yönlendirelim. Ama elimizdeki hasla, fuarteyle sera içerisinde de bu işi yapma şansımız zor gözüküyor. Zor gözüküyor evet. Şu anda görünce arkadaşlar. Evet. Yani... Ortamı görüyorsun. Evet, şöyle gösterelim. Burası anladığım kadarıyla 3'e 5 dikilmiş bir alan. 3'e 5 evet. 2 yaşında, 2,5 yaşındaki ağaç bu. Tepeye kestiğimizi düşünelim. Yana gittiğini düşünelim. Neredeyse şu ağaçlar bakın birinci senesinde neredeyse 1-1,5 metre genişlemiş. Evet çok genişlemiş. Yani şöyle şuradan şunu gösterebiliriz. Yani şu olayı görüyorsun. Genişlemeyi. Çok genişledi. Kollar çok, sığmıyor. Yani kollar sığmıyorsa 1,70'in evet. Üzerinde nitekim. Serada dediğimiz gibi bakın buraya da yanlış anlaşılmasın. Bu serada sebzecilikten vazgeçilmiş bir sera. Sebzeden dönme değil mi? Evet, sebze alanı. Yani zaten naylonu eskimiş. Evet. Yırtılmalar başlamış. Şuradan gösterelim yani arkadaşlar. Yırtılmalı artık bozulma. Bu serayı abimiz işçi yokluğundan buradan vazgeçtiği bir sera. Pinkerton serasında çekmiştik. Evet. Onun kardeşinin serası burası. Şans eseri bulduk burayı. Evet tesadüf eseri. Şöyle tesadüf, yine yani gösterelim arkadaşlar. Ben sormuştum. Bu da has değil mi? Bu da has abi. Bu da has. Has, o da has. Hepsi has herhalde. Ya buradakilerin hepsi neredeyse has. Sadece şu arkada ben... Şöyle gösterelim şöyle arkadaşlar. Dönelim. Bu bir fuarteye benzer bir şey var. Şurada Pinkerton var. Şimdi evet. Bu Pinkerton. Bu arada Pinkerton. Bunu evet satan abi. Bundan sonrası Pinkerton gözüküyor. Evet. Şöyle aşağı doğru gösterirsen. Evet şöyle göstereyim ben. Satan abimiz herhalde bir fidancı arkadaşımız evet. Bir Pinkerton'u tutturmuş. Yani bahçenin şöyle baktığınız zaman alt kısmında Pinkerton var. Ama evet. Üst kısmında neredeyse giriş tarafında has var. Demek ki burada şu olmuş benim anladığım. Elindeki Pinkerton yetmeyince Pinkerton diye hasları vermiş. O zaman da bir Pinkerton rağbeti çoktu bildiğim kadarıyla. Hala yani, da çok. Hala da çok fazla Pinkerton. Evet. Alırsa, burada da dikkat edeceksiniz yani, arkadaşlar. Bu, duydunuz. Burada işte sertifika muhabbeti dediğimizde. Burada kavlin kili mi var? Hayır. Bu toz ser, mu bu? Seran naylon yırtılmış. Muhtemelen bak şurada yırtık var. Yağmurla o sera üzerine atılan gölgeler ha, gelmiş. Arkadaşlar sanki evet toz var. Ben onu kavlin kili diye gördüm. Bu normal. Sera içerisinde toz. Tabii rüzgar yok, yağmur yok. Evet. Toz üzerine birikir. Yıkama olmadığı için. Evet. Işte, arkadaşlar. Yani gibi bu ağaç daha bir şekil verebilecek bir ağaç. Şimdi bu az önce gördük işte haslarda evet. Bu dikine geliyor. Evet. Kontrolü zor ama bu belli büyüklüğe ulaştığı zaman
eğiliyor. İşte bizim istediğimiz bu. Evet. Bu eğildiği zaman meyve gözleri daha fazla olur. O zaman kesinlikle serada avokado yapmayı düşünen arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğiz. Çeşit seçimi çok önemli. Çok çok önemli. Yani bu şakaya vurulacak bir şey değil. Aynen. Daha sonra bir de arkadaşlar gelin yerinde de gezmek isterseniz görün. Çevrenizde varsa mutlaka bir uygulama bahçeleri varsa onlara bakın. Yani gezebildikleri kadar. Yani bulabildiklerinizi, gezebildiklerinizi görün ki hani bizim anlatımlarımıza da bakın, videolarımızı bakın, izleyin. İyi ve kötü yanlarını söylüyoruz zaten. Evet. Serada avokado olur ama istenilen şartlar olursa bak. Bu serada bu şekilde avokado olmaz. Hı hı. Çünkü bu sera çok alçak. Gösterelim. Tepe havalandırması yetersiz. Bakın şuradaki tepe evet. Kapanmış yani. Orada bir pencere varmış. Uydurmasın pencere dediğimiz. Şöyle bakmak lazım. Yine de bize bir ışık tutuyor aslında. Yani tabii tamam canım. Sera'nın belki yüksekliği uygun olmayabilir. Yapısı uygun olmayabilir ama bize bu şartlarda dahi bakın avokado olabilir. Olur olur. Ve bunun hani geliştirilmiş belki yeni seralarda veya yüksek seralarda. Tabii. Mümkün. Mümkün. Olmaz diye bir şey yok. Evet. Bakın. Olmasa avokado olmazdı. Olmasa mango olmazdı. Hı hı. Bakın doğasında ezder meyvesini serada yapıyoruz biz Türkiye şartlarında. Evet. Ezder meyvesi Tayland'da açıkta yetişen açıkta diyor. Yetişen. Biz onu seraya kattık. Hı hı. Çünkü iklim uymadı. Liçi, longon, papaya bunlar dışarıda olmuyor. Donuyor biliyorsunuz. Donlan önlemek için seralara kattık. Olmuyor mu? Oluyor. Ha, ekonomik olup olmadığını hesaplayacağız. Yine söylüyorum. Yani yaptığınız iş, yani bu ettiğiniz masrafı bu avokado kaldıracak. O zaman şunu şöyle diyebiliriz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten bu çıkacaktır. Yani mesela ya bu seneye bu ağaçtan bir verim alacağız. Yani üç aşağı. Şu gözüken ağaçtan benim tahminim. Yani arkadaşlar bakın. Doğal bir zararlı da olmayacağına göre. Evet. Sadece hortum gelip bu seraya götürmekten sonra bu ağaçları kırmaktan sonra tahminim herhalde bir 50 meyve alır. 50 meyve. Tabii. Çok rahat ara. Bundan daha küçük ağacı sana göstereyim. Gördüm. Benim evet. 3 yaşındaki ağacımda 50 meyve vardı. Ben 50 diyeyim. Evet. Ortalama. 50 meyvenin bugünkü değeri 500 TL. 500 TL. Dönüme 110 tane ağacı 110 diyor. Tane. 500'e çarptığı zaman ne yapıyor? 5500 mi yapıyor? Evet. Yani ilk yılında 55 bin lira gibi param oluyor. Yani 3-4 yaşında verim almaya başladığınız zaman. Tabii bu şimdi şöyle. Hesaplamak lazım. İkinci yaşında bir çarpalım. Çarpalım. Yani onu hani bir evet. Merak eden arkadaşlarımız da var. Biz seninle zaten böyle bir video hazırlayacağız. Yeri gelmişken hemen bir şey hesap yapalım. Bu ikinci şimdi, yaşında. Evet. Evet şurada hesaplamayı. Bu üçüncü yaşına girdiği zaman evet, şuradan, 50 çarpı diyoruz. Evet. 110 ağaç. Dönümde 110 ağaç. Evet. 5500 meyve. Çarpı. Bugün güncel avokado fiyatı. 10 lira. 11.11.2022'deyiz. Tamam. Abi. 10 lira. 10 lira. Şuradan tekrar gösterelim. 55 bin lira abi. 55 bin. Bu seneye katılacak. Öbür sene katılacak. Bunu şu arkadaşlar ya 55 bini. İlk senesinde yani ya ilk söylüyor. İlk diyemeyiz. Bu ağaç bu forma gelince 2 yıl geçti. 3. Tamam. yaşında 55 bin lira alacak. Ha 3. yaşında. Bunu yılan mı bölmek isteyelim? Mesela evet. ilk 3 yıl ya ne kazandım? Böyle 3 yaparsın. Böyle 3. 18 bin lira gibi bir rakam. Ha, evet öyle. Ama 18 bin lira cebine ilk girmedi. Peki, birinci yılda. İkinci yılda girmedi ama 3. yılda sana 55 bin lira. Bu 55 bin lira biz diyoruz ki 3. yılda. 4. yılda ne olacak? Ne olur bir tahminin var mı? Canım 50 veren herhalde 150 verir. 150 verir. Hayır 100 diyelim. 100 diyelim. 100 hiç diyelim. Abartmayalım. Tamam 100 hiç diyelim. Abartmayalım. 100 meyve ağaç başı 1000 lira. Evet. 110 ağaç 110 bin lira. 110 bin. 4. yaşında. 4. yaşında. 5. yaş 6. yaşı hesapladığınız zaman. Biz bir de en düşükten giderek bunu yapıyoruz. Ya avukatacı olanlar zaten demek istediğimi anladı. Bilen biliyordur ama biz hiç bilmeyenleri de. Biz aynen. Öyle 2. yaşında 5 kilo 10 kilo meyve veren diyenler gibi değiliz. Tamam. Ama açıkça söyleyeyim. Bazen 3. yaşında ortalama 50 meyve alır diyoruz ama bu ağaçta istersen yani bir hesap yapalım kendimizce. Tamam. Bu ağaca gelecek yıl gelelim sayalım istiyorsan. Olur. Arkadaşlar göstereyim ben size şöyle şu ağacı da. Şurada geniş bir şey alacağım. Seneye inşallah biz bunu çekeceğiz. Şöyle yapalım. Buradan girişten kaçıncı ağacı olduğunu burada söyleyelim. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sayıyoruz. 8. ağaç abi. Arkadaşlar gördünüz bu 8. ağaç abimizin bahçesinde seneye inşallah bize o günleri görürsek gelip bakacağız. Yoldan sayacağız. Da ikinci ara. Evet. Bak, şuradan gösterelim. Yoldan da ikinci ara. Gelecek bu ağaca bakalım. Ben yani, ne konuşurum çünkü bunu gelecek ellerimiz. Mayıs'ta zaten bellidir kendini. Evet Mayıs'ta belli olur. Yani Mayıs'ta belli olur. Üzerindeki meyvesi. Şimdi bazen ben şimdi niye bunu söylüyorum? Bazen de anlaşılmak için biraz abartmak lazım. Bu benim görüşüm tabii. Hani bunu fidancılar... O zaman senin anlattığın gibi anlatayım. Ben fidancı gibi anlatayım. Veya vurdu kaçtıcı gibi anlatayım. Hı. Abi bu ağaçı görüyorsun. İşte her dalından 150 meyve olur. Evet. 150 meyve burada 1500 lira. Birinci yılında, işte ikinci yılında 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira.
Bu değil. Gerek yok. Bu değil, tamam. Doğru olalım. Tamam. Bu ağaçtan biz seneye 50 meyve alalım, Allah bereket versin. Evet. Bereketini Allah verir. Ha 50 yerine 100 verir, Allah vermiştir. Arkadaşlar. Biz öyle düşünelim. Allah evet. izin verirse bu ağaçtan benim beklettiğim azami 50 meyve. Üstünü de Allah'a bırakıyoruz evet. artık. Şu o zaman şöyle küçük de bir hesaplama yapmış olduk. Aslında bununla ilgili bir video hazırlayacağız biz size. Yani çeşit seçimi işte bunların 3. 4. yıl. Çünkü çok merak edenler var. Evet. Yani yatırım yapmak istiyorlar. Bunun bir cevabı yok şu anda. Ne kitaplarda hiçbir şey ne de internet ortamında. İnsanlar bunu bana çok soruyorlar. Yani biz bir hangi çeşidi dikip de açığa da kapalıya da hiç fark etmiyor. Ya, genel bilgilendirmeyi Süleyman hocamız yaptı. Onun bir tablosu var. Tamam. Ona ulaşabilenler ondan isteyebilirler. Birinci yılda, ikinci yılda kaç meyve verir. Ama o da genel bütün genel. Çeşitler üzerinden tamam. ortalama olarak vermiş. Biz bir günde bunu Süleyman hocamın da bilgisinden faydalanarak çekelim diyorum ben. Ha, olur. Ha, yani onun da kaynak gösterebiliriz hocayı da. Tabii hocamız. Hocamız bizim. Kanal olduğu için o çalışmayı bizden açık kanaldan bize paylaşmış. Kitabında da var. O bütün meyveleri sayabiliyor ağaçta mesela. Hani bazen insanımız okumak istemiyor. Biz bunu videoya çekelim. Evet. Arkadaşlarımıza, bizi izleyen abonelerimize, izleyicilerimize paylaşalım. Evet, bu evet. ayrı bir video olsun, konusu olsun. Evet arkadaşlar gördünüz. Şöyle bir daha göstereyim geniş açıdan. Gayet güzel, sağlıklı bir bahçe. Arasında değerlendirmiş, lahana evet, ekmiş. Aralara da evet gördünüz. Ama lahana dikkat ettin mi? Ağaç iz düşümünün dışına ekmiş. Evet, şuradan. Çünkü ona verdiği gübre de bu ağaca zarar vermemesi için. Doğru. Mantıklı bir dikim yapmış. Uygun mu? Tek eksi daha güzelmiş ama. Da. Tabii insanlar gelir de bu kadar arazi boş kalınca gelir de elde etmek için. Sonuçta ek gelir elde etmek istiyorlar. Evet, yani demek oluyor ki serada has olmayacak, pinkerton olabilecek. Elimizdeki materyallere göre bu durum bunu gösteriyor. Zaten dallı olanlar, ileridekiler hepsi has. Bu zayıf ve ince uzun giden, sıska gidenlerde Pinkerton. Şurada bir çeşit var. Fuarte'ye benziyor. Bakın ben fidancıyım, ben bile çözemedim. Fuarte benzeri bir şey ama fuarte olduğuna inanmıyorum. Evet. Fuarte benzeri bir şey. Şurada fuartemiz var işte. Fuarte arkadaşlar. Yani yok, bu da Pinkerton. Bu da. Bak meyvesi de var. Ha meyvesi arkadaşlar. Ha, bak. Burada meyve de varmış. Birinci yerinden bakın, birinci evet, yer. Bir tane meyve aldık. Çünkü az açık renkli görünce. Evet. Bak şu Pinkerton'a bak. Simsiyah. Simsiyah. Ama biraz açık. Oradaki Pinkerton'da küçük olmasına rağmen meyve var. Evet arkadaşlar. Yani gördünüz. Meyve vermiş. Bir tane vermiş. Meyve, bir tane o iki tane veriyoruz. Şimdi veriyorsun. Ben bunu soruyor adam bana ikinci yaşta meyve verir mi? Ya verir de senin işine yaramaz diyor. Yaramaz. Bir yiyecek bir meyvem olur. İşte bir tane iki tane meyve verir. Ama gelecek yıl şimdi normal gelişimini düzgün yapmış ağaçlarda çok rahatlıkla güzel meyveler alabileceği ortada. Peki Harun, çok teşekkür ederiz. Abi izleyenlere teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sizin için üretiyoruz. Lütfen bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Harun. Teşekkürler. Abi.